Herkese merhabalar. Ben işte hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son birkaç bir şey yapmıştık. Şurada maden yeri yapmıştık arkadaşlar. Taş madeni, kömür ve demir madenleri yapmıştık ve en büyük şey de tavuk ve inek geldi arkadaşlar. Gayet güzel oldu bu bizim için. Tabii şu anda bir derimiz de falan şu anda çok yok ama gördüğünüz gibi yumurta ve tavuk var yani. Tavuk yine o kadar ahım şahım olmasa da var. Şey eti hala çıkmamış tabi inek. Şimdi arkadaşlar bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde çok fazla bir şey kalmadı. Şuradaki hastane vardı. Onu bir yaptıralım. Şöyle hızlandıralım hemen. Umarım bu bölümde koyun gelir. Umarım bu bölümde koyun gelir. Bir an önce güne de başlarız. Şimdi arkadaşlar şöyle genişleyelim istiyorum ben. Birkaç ev yapalım. Tabi abi biraz insana ihtiyacımız var. Şu anda bizim yine bir tane demirci koyalım. Aynen, bir tane daha demirci koyalım. Sonra bir tane daha terzi koyalım. Sonra da taverni koyalım. Onu da şurayı düşünüyorum. Burayı evlerle dolduralım. Burası da bizim son genişleme yerimiz olsun bence. Şöyle evleri atacağım. Sonra abi okul. Bir okul da buraya yapalım. Ha, okula bazen ihtiyaç oluyor. Sonra diğer şeylerimiz nerede abi? Bir tane terzi demiştim. Bir terzi, bir demirci şöyle karşılıklı koyacağım. Sonra şöyle evleri devam ettireceğim. Tabi burada ağaç yetiştirmemiz var ama kalsın o şimdilik. Burada dursun. Sonra bir de en son şeyimiz vardı abi. Aynen, taverna. Bunu da şöyle şu köşeye kurmak istiyorum. Bence burası da güzel olacak böyle. Bu bölümde yapabildiğim kadar şey yapacağım. Ne denir? Taş ev yapmaya çalışacağım. Umarım yapabiliriz. Sonra da bu seriyi bitiririz arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. Çünkü fazla bir şey yok bu oyunda. Bu oyunun asıl olayı şeydi. Modlardı. Yani modlu hali çok daha güzel. Mod paketi var arkadaşlar. Çok büyük bir mod paketi var böyle. Birden fazla modu birleştiriyor. Siz hiç uğraşmadan onu indiriyorsunuz. Oynamaya başlıyorsunuz. Onu oynayabiliriz. Tabi sizler de isterseniz. Şöyle bakalım. Tavuklar, inekler. İnek 6 olmuş. Çok iyi. Ve bir depoya bakalım. Aynen abi, yumurta, bayağı yumurtamız var. 430 tane yumurta olmuş. Çok iyi. Şöyle yapalım. Biraz şuradaki yiyecek sayısını artıralım. Mesela şunu 200 yapalım. Geyiği 200 yapalım. Balığı 500 yapalım. Olur da bir şey geldiği zaman çok daha rahat ticaret yapabiliriz. Şu demiri geri sıfırlayacağım. Demir satmayalım abi. O göçebeler gelmiş tam zamanında. 29 kişi gelmişler. Biraz fazla oldu ama zarar gelmez abi. Zarar gelmez. Şöyle taşçıya vereceğim. Demirciyi de 20 yapalım. Hemen iş gücüne verelim bu elemanları. Hani demirimiz de azalmıştı. Tam zamanında geldiler. Tabi bunlar bayağı bir büyük ihtimal alet kullanacaklar bizde. Şöyle bakalım, şu elemanlar da hala şey üretmiyoruz değil mi? Aslında çelik alete geçelim. Şu ikisi en azından çelik alet üretmeye başlasın abi. Aynen, bir an önce o başlasın. Sonra arkadaşlar 300 taşımız var. Şura inşa olsun. Bura inşa olduktan sonra taşa başlayalım. Çünkü şöyle menülere bakıyorum. Menülerde başka bir şeyimiz kalmadı. Yani her şeyi kurduk. Oyunun bize verdiği vanilladaki her şeyi yaptık. Sadece taş ev ve taş yolumuz yok. Sadece bunlar eksik. Şöyle bir inşa olsun. Hastane o inşa olmak üzere. Çok iyi. Tabii biraz daha inşaatçı verelim. Sonra bu elemanlar şu anda ne yapıyor? Şurada bizim odun kırma görevi vermişiz. Onu yapıyorlar. Tabii bu insanların eve de ihtiyacı var. Elemanların evleri yok. Tabi şura inşa olursa bayağı bir evleri olacak. Tabi şurayı kullanıyorlar mı? Yani buraya bile dolmuş hemen hemen. İnek sayımız 7 olmuş. Umarım şu ticaret eleman gelir. Bir koyun getirir abi bize. Harbi yani koyunu, herhalde koyunu alamadan seriyi bitireceğiz gibi duruyor. Umarım getirir tabi. Aynen 2-3 tane ev inşa olmaya başladı. Hastane de inşa oldu. Aynen bir tane doktor verelim. Bu arada işin ilginç tarafı, hiç böyle bir sıkıntı yaşamadık.
Yani bir hastalık falan yayılmadı. Hiçbir sıkıntı olmadı. O eleman geliyor. Hani şuralar inşa oluyor. O sırada biz şu elemana bakalım. Ne getirmiş? Yine inek getirmiş. Abi ineğe ihtiyacım yok. Git. Valla git yani. İneğe hiç ihtiyacım yok şu anda. Şöyle ara yolları çekelim. Aynen hazır. Elemanlar buraları kuruyorken biz de ara yollarını çekelim. Öyle. Şuradan iki yol gidebilir. Okulun yanından iki yol gitsin. Hemen bir tane daha öğretmen verelim. Aynen öğretmen verelim. Buradaki simge hala duruyor. Şöyle yapalım. Burada şuradan da bir yol gitsin. Madem burayı inşa ettik. Şöyle bir yolda buradan gitsin. Bir yolda şuradan. Aynen gayet iyi. Şunu iptal edeceğim tabii. O terzimiz de inşa olmuş. Şöyle yapalım. Abi giyecek sınırını 500 yapalım. Yani 500 yapalım. Terzimiz de nerede? Terziyi de ikiye çıkartacağım. İçiyi bir düşürtelim. Aynen abi şu anda her şeyi inşa etmek üzere. Aynen tavern de inşa olmak üzere. Evler de inşa olmak üzere. O taverni inşa ettiler bile abi. Aynen biracıymış o da. Elma, böğürtlen, kiraz, şeftali, armut, erik, arpa. O bayağı bir seçeneğimiz var. Tabi bizde ne var sadece? Kiraz var. Armut var. Yani hangisi çoksa ondan yaptıralım. Aynen. Kiraz 100'müş. Armut nerede? Armut 0. O zaman kirazı seçelim. Yani kiraz da yapsınlar. O zaman şöyle de yapabiliriz. O bu eleman da inşa olmuş. Ona da hemen bir demirci daha verelim. Şu ikisi demir alet üretsin. Aynen bu ikisi demir alet. Şu ikisi çelik üretsin. Çeliği biraz kullansınlar. Sonra biz şu elemanlara burada görev vermişiz. Tamam orayı yapsınlar. Şimdi birkaç evi taşa çevirelim. İlk şu evi inşa etmiştik. Sonra şu evi herhalde. Bu ikisini taşa çevirelim. Sonra şuradan arkadaşlar şeyi de alalım. Taş yolu. Şurayla başlayalım. O buraya inşa etmemişiz. Şöyle buranın çevresini döndüreceğim. Aynen bu en azından burayı taş yapmış olalım. Merkez yollar şöyle. Başka şurada da bir yer var. Aynen şöyle elimden geldiği kadar burada taş yol yapacağım. Şurada da bir tane varmış. Onu da yapalım. Şimdi taşımız çok fazla ahım şahım yok. Hemen bitirmek istemiyorum. O yüzden biraz zaman verelim böyle inşa etsinler. İşte buradaki malzemeleri toplasınlar. Acele etmeyelim bence. Şöyle yavaş yavaş şunları toplatma emri verelim. Tabi yine bir sürü madenci verdik ama bence yine de bunları da toplattıralım. Boş durmasınlar. Yani şu anda 10 kişi boşta. Bir de bazı şeyler herhalde şurada mesela biri işini bitirdiği zaman gidip yardım ediyorlar. Herhalde öyle olması lazım. Taş evimiz ne oldu? İnşa olmak üzere. O yolu hemen inşa etmişler abi. Bir saniye şöyle bir bakalım. Harbi hızlanıyorlar mı? Mesela şuradaki eleman oraya şey bıraktı. O hızlandı biraz. Bakın. Aynen hızlanıyorlar. Sonra geri yavaşlıyor. Aynen bu işe yarıyor yani. Bunu her yere yaptığımız zaman herhalde uçar elemanlar. Şöyle yapalım. Şu hattı da şöyle taş yapalım. Şu köprüye kadar gidiyordu herhalde. Aynen şöyle iki köprüye de kadar gideni taş yol yapalım. Sonra bunu nereden birleştirsek? Böyle şuna birleştirelim. Buradan buraya. Gerçi yine bayağı emir verdim ama olsun abi. Bu arada ilk binamız inşa olmuş. O yönü değişmiş herhalde. O tipi değişmiş pardon. Hani aynı binanın şekli kalmıyor sanırım. O ticaret geldi. Sadece yiyecek getirmiş. Es geçelim. Yiyeceğimiz 10 bin tane var. Bu arada yiyecek sanki bir tık azalmaya başladı sanki. Şey yapabiliriz aslında. İki tane kiraz yeri yapalım. Şimdi buna kadardı. 10'a 10 değil mi? Şurada bir yere yer yapalım. Şurası olabilir aslında. 10'a 10 şuraya yapsak. Bura mesela kaç? 10'a 20. Aynen. İki tane buraya sığdırabiliyorum. 10. Şöyle de 10. Aynen. İki tane buraya yapalım. Şöyle yolunu da çekelim.
Kiraz abi. Kiraz yetiştirin. Kiraz. Şimdi iki kişiye düşürteceğim bunu. Bir saniye yanlış tıkladım. Birer kişiye düşürteceğim. 18 kişi yapacağım. Yani orada biraz daha kiraz yüksek şey yapsınlar ki şu eleman bira üretsin. Bu bira acaba ne işe yarıyor? Bakmadık ona. Mayalı içkiler insanları mutlu eder. Ha, evlerine alıyorlar yani. Değil mi? Yani mantıken evlerine alıyorlar, evde içiyorlar. Taverna sanki sadece üretiyor gibi duruyor. O bu arada aletimiz 200 olmuş. Çok iyi. O zaman şöyle yapalım abi. Şunu da şunları da ikisini de çelik yapalım. Direkt çeliğe geçelim. Tabi gün hala yok bizde. Hala eleman getirmedi. Şöyle bakıyorum, taş sınırımız biraz düşmüş. Biraz bekleyelim. Biraz taşımız biriksin. Abi bu oyun çok sakin bir oyun. Çok güzel. Müzikleri de güzel. Keşke bunu bu eleman ikincisini yapmış olsaymış, böyle daha güzel bir oyun motoruyla. Unreal Engine'de falan olabilirdi. Daha güzel bir oyun yapsaymış kesin tutardı bu elemanın oyunu. Çok iyi abi. Herhalde tek kişi yapmış bu oyunu. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Bir stüdyo da olabilir. Bu arada elemanlar, şuradakiler inmeye başladılar abi. Yavaş yavaş buraya da şeyi yapıyorlar böyle. Yol yaparak iniyorlar aşağı. 14 kişi var şu anda eleman. Bizim boşta. Alkolümüz 40 depolanmış bile. Çok iyi. O ticaret gemimiz geldi yine. Hemen şöyle bakalım. Coin getirdi mi? Yok abi. Tavuk eti falan getirmiş. Sadece yemek getirmiş yine. Yine bir kış atlattık ve yakacak odunumuz neredeyse sadece 200 azaldı. Çok iyi. Şu anda yine bir 130 taşımız oldu. Şöyle yapalım. Şu merkezdeki 3 evi, şöyle 3 tanesini şeye dönüştürelim. Taşa. Hatta şunu da dönüştürelim. Şöyle 8 tane de inşaatçı verelim. Şurayı hızlıca dönüştürsünler. Yavaş yavaş yapalım. Sonra biraz daha taş yol çekelim abi. Aynen. Biraz daha çekmek istiyorum. Şöyle yapalım. Şu hattı yapalım en azından. Yani şöyle belli başlı yerleri de yapalım. O tarafa gerek yok abi. Başka nereye yapsak? Şurası olabilir. Yani şöyle. Şurası olabilir. Şuraları biraz dolduralım. Yani bu taşta uçuyorlar abi. Gördüyseniz elemanlar bayağı rushlayarak gidiyor. Her yeri yaptığımız zaman büyük ihtimal daha iyi olacaktır. Şöyle yapalım, bu yolu tamamen şöyle götürüp buraya bağlayacağım abi. Aynen. Boydan boya böylece taş yapmış oldu. Yani şöyle etrafı dolanıyorlar. Tabi şurayı da dolansınlar. Şurayı da dolansınlar. Yani bura hemen hemen taş olmak üzere. Taş yol yapmış olduk buraları. Şöyle ara yerler kaldı. Tabi belediye binasının önünü taş yapalım abi. Belediye binası bu sonuçta. Biz kalıyoruz orada. Biraz daha önemli buralar. Öncelik buralara. Önceliği buralara verelim. Şöyle iyi midir? Ağaçlardan tabi görmek biraz zor. Aynen, düzgün bağlamışım. Şu ara yolları da sonra doldururuz. Biraz taşımız biriksin. 90'a düştü hemen. Bu arada şuralara emir verdim. Şuradaki taşla kayalara. Ağaçlara emir vermiş miyim? Herhalde ağaçlara da vermişim. Gerçi ağacımız 1600 olmuş. Yani ilk defa odunda problem yaşamıyoruz. Ya bayağı beni şaşırttı bu. Şöyle bir bakalım. Odun sınırımız neymiş? 2000. Hatta onu da 5000 yapalım. Hiç uğraşmayalım bir daha. Sonra aslında bir tane daha otacı koymak istiyorum arkadaşlar. Çünkü ilacımız bitiyor. Yani bu elemandan sadece oyun başladığımızdan beri bir tane yaptık. Şöyle bir tane de buraya koymak istiyorum. Bir tane de şuraya koyacağım. Bu elemanlar da ilaç toplasın bize. Yani iki tane daha şifacı yapalım. Otacı. Yani otacı yapalım. Bunda bir kişi çalışıyormuş. Aslında şöyle onu iki kişiye çıkartsak sanki daha mantıklı olur. Nerede abi o? Şu. Aynen, bunu iki kişiye çıkartalım. Şimdi şu evler oldu mu? Aynen, yapmışlar bir iki tanesini. Bir tane daha inşa emri verelim. Şimdi hepsini birden yaparsak evsiz kalma riskleri var. Yani o yüzden hızlı yapmamaya çalışıyorum. Şuraya birkaç ev koyalım. Aynen, biraz daha insan gelsin.
şunu iptal edeceğim. Şu tam karşısında oldu. Ve düzgün yapalım abi. Yani şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Şuraya da olur. Yani 4 tane şimdilik yeterli herhalde. Yani şöyle de bağlayalım yolunu. Yani burası yeterli. Bakalım abi, eleman getirdi mi? Abi yine yiyecek getirmiş. Siparişte sadece yiyecek alıyor. Gönderelim gitsin. O abi limit dolmuş. O bir saniye, biz buna hiç dikkat etmedik. Şöyle 2000 yapalım. Kömür sınırda bırakmışlar. Aynen abi, onu hemen yükseltelim. Şu anda her şey tam takır gidiyor mu? Bir kontrol edelim. Sadece şu anda taşta sıkıntımız var. O da haliyle kullandığımız için. Şöyle yapalım abi. Taş toplatalım. Tabii hala şuradakileri bitirmedikleri için yeni emir de vermek istemiyorum. Şöyle şuranın önceliklerini artıralım. Yani şöyle yapsak daha mantıklı olur. Şimdi ekstra emir vermeyelim. Şuraları bir bitirsinler. O şurayı toplamışlar bile. Aynen abi, burayı toplamışlar. Şunlar ne? Taş mı bunlar? Aynen, şunları da alsınlar. Şöyle bunlara da emir verelim. Bu arada otacılar ne oldu? Hemen hemen inşa olmak üzere bir tanesi. Gayet iyi. Eleman deri bulamıyor. Yani haliyle bulamıyordur. Ama 120 tane giyeceğimiz var. Yani hiç eksildiğini görmedim. O yüzden sıkıntı yok. Bence gayet iyi. Bu arada kömürü burada da kullanıyoruz. Tabi demiri de kullanıyoruz. Hani demirde problem yok. Aslında şöyle yapabiliriz. Bundan bir tane daha mı koysak? Bunun limitini de artırabiliyoruz aslında ama. Bence dursun. He, şimdilik dursun abi. Şimdi taşımız geri 35-40'a çıkmış. Şöyle yapalım. Emir verelim birkaç tane daha diyeceğim ama hala buraları toplamamışlar. Halbuki o kadar da eleman boşta. 14 tane toplayıcı boşta yani. Aslında gidiyorlar toplamaya da. Bence şöyle yapalım. Bir tane daha taş yeri yapalım. Taş ocağı kuralım. Aynen abi. Bununla bir şekilde hızlandırmamız gerekiyor bizim. En iyisi ikinci bir taş ocağı kurmak. Şöyle bir tane de ev koyalım buraya. Yani bir tane yeterli. O şuradaki evleri hemen yapmışlar bile abi. Gayet güzel. Şöyle inşaatçıyı 7 yapalım. Sonra şimdi birkaç tane daha evi şöyle taşa çevireceğim. 3 tanesini taş yapalım. Şeyi, inşaatçıyı geri artıralım. Hızlı yapsınlar ki bir an önce şöyle toplamaya tekrar dönelim. Hayır abi, şu anda sadece taşta problemimiz var. O da inşa yapıyoruz haliyle, bitiyor hemen. Aynen, taş azaldı deyip duruyorlar. Şöyle yapalım. Ben buraya da emir vereceğim. Şimdi de emir verelim. Nereye yakınsa herhalde oraya gidip topluyorlar zaten. O yüzden buraya yakın olan insanlar da bunları toplasınlar. Şöyle iyidir. Şuna öncelik verdim ama hala buraya başlamadılar abi. Herhalde şuradakileri bitirmişler. Aynen, burayı bitirmişler. Çok güzel. Şuna emir vermiş miyiz? Aynen vermişiz. Şöyle yiyecek toplatalım mı diye düşündüm ama boş verin. Bayağı bir yiyeceğimiz var abi. 10.000'den hiç düşmüyor. Gayet güzel. Taş eve başlamışlar. O eleman şey getirmiş. 100 tane deri getirmiş. Ceketi almayalım. Bence deriyi alalım. Yakacak odunla takas edelim. Böyle 200 tane yetiyor mu? 120 herhalde. 250 mi? Aynen, 250 taneyle deri aldım. En azından terziler boş durmasın. Biraz daha giyecek üretsinler bize. Sınırını da 500 yapmıştık zaten. Aynen abi. Şu anda birkaç evi daha dönüştürdük. Yani şunu dönüştürmüşler. Şöyle yapalım. Bir tane daha dönüştürelim. Şu anda gayet iyi gidiyoruz bence ama. Şurayı yapalım bence. Sonra şuradaki toplama emirlerini iptal edip tüm boştaki elemanlarımızı bence buraya verelim. Direkt taş çıkarsınlar. Bence böyle yapmak daha mantıklı olur. Bunlar kiraz değil mi bu arada? Aynen, kiraz. Şöyle yapacağım. 20 kişiye çıkartacağım abi. Sonra şuradaki toplamaları iptal ettireceğim tekrar. He, buraları iptal edelim. Direkt ben taşa vereceğim. Boşta kim varsa taş toplayacak abi. Aynen. Böyle yapmak bence daha mantıklı olur. Şöyle 22 kişi verelim.
Aynen böyle yapmak bence daha mantıklı. Çünkü hepsi buraya girecek. İşi oldukları için direkt buradan toplamaya başlayacaklar. Şöyle önceliğini artırsam acaba bir etkisi oluyor mu buna? Yine de yapalım. Etkisi olup olmadığını bilmiyorum ama yine de yapalım. O abi şehir dönüşmeye başladı yavaştan. Taş yollar, taş evler. Şöyle bulabildiğim küçük yerlerdeki hep tüm yolları taşa çevireceğim. Aynen abi şehire dönüşmeye başladık. Asıl şimdi şehir diyebiliriz yani. Köy olmaktan çıkıyor yavaş yavaş. Şöyle yapalım şuralardaki yollarda taş yapacağım. Taş büyük ihtimal kazdıkça buralar yapacaklar zaten. O yüzden bence dert değil. Dert değil yani toplayıp toplamadıkları. Şuraları bir taş yapalım. Arkadaşlar şuradaki hemen hemen tüm yolları taşa çevirdim. En azından şehir merkezinde olanı. Şuralarda biraz kalmış tabi. Aralarda biraz unuttuklarım olabilir. Yine eleman geldi ama hani alabileceğimiz bir şey yok abi şu anda. Sadece bizim şu anda koyuna ihtiyacımız var. Eleman inatla getirmiyor. Şöyle yapalım yine birkaç evi taşa çevireceğim. Taş bayağı hızlı topluyorlar bu arada. Hemen de harcanıyor tabi. Gayet güzel şu anda. Gayet iyi ilerliyoruz. Bu arada bir otacıyı inşa etmişler. Gayet güzel. Aynen şimdi diğeri de inşa oldu. Şöyle 6 kişi verelim. Aynen abi otacılar da çalışsın. Ne olur ne olmaz bir hastalık mahsalık olur. Hemen hızlıca iyileştirsin hastane. Bu arada hastaneye bakmadık. Aynen abi hastane gayet güzel. Böyle belediye binasının iki kat küçüğü gibi bir şey olmuş. Güzel yani benziyor bir belediye binasına da. Aynen. Şeye bakmış mıydık? Aynen buna da bakmışız. Taverna. Gayet güzel böyle. İkinci katı falan var. Alt katı böyle depo. Güzelmiş abi. Keşke şey yapsaymışız. En azından birkaç mod eklemiş olsaydık daha iyi olurdu. Çünkü modlar da çok güzel evler var. Yani elemanlar bayağı uğraşmış modcularda. En azından merkezdeki çoğu yeri taş yaptım. Taş yol yaptım. Şu aralar kaldı. Bunları da yapalım abi. Belki abartıyor olabilirim ama zaten oyunda başka bir şey kalmadı yani. Şu anda yapabileceğim. Bari bunları yapalım. Şuralardaki yolları taş yapalım. Yani şu anda her yeri taş olmuş olması lazım. Yani şu yerler istisna tabi. Uzak yerleri yapmamıza gerek yok. Aynen abi şu an her yer taş. Şimdi taş evleri tekrar artıracağım. Şuralarda olan taş evleri dönüştürelim. Aynen taşımız hala şey böyle hiç sıfıra inmiyor. Gördüğünüz gibi bunlar bayağı işe yarıyor abi. Hatta 30 kişi çalıştırabiliriz ama şu taşla demir kömürle demirden eleman çekmek istemiyorum. Yani burada çalışsınlar. Alet üretiyoruz çünkü. Alet önemli yani. Alet sınırını da 250 yapalım. Şu anda odunda problem yok. Kömür biraz az. Onu da yine alette kullanıyoruz. Giyeceğimiz var. O yine eleman geldi. Hemen bakalım. Abi yok eleman. İnadına koyun getirmiyor. Herhalde biz koyunsuz bitireceğiz bu seri arkadaşlar. Öyle gözüküyor yani. Yani şöyle artıracağım. Şuralarda bayağı bir taş ev yapalım. Taş yolumuzu da yaptık. Böyle menülere bakıyorum ama aynen dediğim gibi şu anda yapabileceğimiz başka hiçbir şey kalmadı. Ambar da yaptık zaten çoğu yere. Burada var, karşıda var, burada iki tane var. Hani ambarımızda problem yoktur. Hani şu an problem yok. Yani en dolusu şu an. En dolusu bu bile değil artık. Şu. %66 dolmuş. Hani abi ona bile ihtiyacımız yok. Şu anda ikinci pazara bile ihtiyacımız yok. Aslında pazarda çalışanı şöyle yapalım. İki kişiye çıkartalım. Elemanlar biraz daha hızlı çalışsınlar. Yakacak odunda problemim. Sadece şu anda dediğim gibi taşta problem yaşıyoruz. O da zaten bina inşa ettiğimiz için. Şöyle evler de güzel güzel gözüküyor. Bu evlerin bir de ısınması da herhalde daha iyi. Şöyle bakalım. İnsanlar için yaşamasını, yemesini, gıda depolamasını ve sıcak kalmasını sağlar. Ağaç evden daha sıcak tutar. Aynen öyleymiş arkadaşlar. Daha sıcak oluyor bu evler.
Gayet güzel. O arkadaşlar şu anda kasırga kasabanın yakınlarındaki harabeye çevirdi diye bir bildirim geldi. İlk defa bir afet yaşıyoruz şu anda. O abi aynen. Şöyle geldi. Kasırga. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum. Bunu hiç oynadığım zaman da görmedim ben. Normalde genelde hastalık falan yaşıyorduk. O abi. Herhalde bu bize bayağı zarar verecek. Ben yine de hızlandıracağım. O abi. Bayağı bir insan öldü. Acaba bundan şey yapabiliyor muyuz? Kurtulabiliyor muyuz? Yok abi. Direkt yıkıp geçiyor. Yeniden inşa edeceğiz. Aynen arkadaşlar şu an bir sürü insan ölüyor. Felaket yaşadık. Felaket. Tam da şey gelmişti arkadaşlar biliyor musunuz bu arada? Göçmen gelmişti 20 kişi. Felaket vurdu. Hem de çok kötü vurdu. Tavuk da gitti. İnek de gitti. Aynen abi, inekleri de tavukları da öldürdü fırtına. Kasırga. Yemeğimiz sıfıra düştü. Abi bunu hiç beklemiyordum. Gerçekten yani bunu hiç beklemiyordum. Bayağı yerle bir oldu her yer. Grip salgını. Bir de üstüne grip salgınımız var. Hiç böyle üst üste geleceğini düşünme. Bu arada hastanemiz de yıkıldı. Abi. Çok kötü oldu bu bize. Şöyle hepsine yine de yeniden inşa emri verelim. Abi felakete bakar mısınız? Hiç beklemezdim yani böyle bir şey olacağını. Bir anda yerle bir olduk. Abi nüfus yarı yarıya düştü. Hatta belki yarıdan daha fazla düştü şu anda. Yani şunların bile artık bir olayı kalmadı. Böyle durduralım bu ikisini. Abi bu nasıl bir şeydi ya? Hiç beklemezdim böyle bir şey olacağını dediğim gibi. Şuraları da yıkmışlar. Abi her yeri yıktılar. Burada artık geri toparlanmamız büyük ihtimal çok daha zor olacak. Aynen. Bir de üstüne grip salgınımız var. Hayırlı uğurlu olsun abi. Bayağı kötü oldu bu bize. Şöyle taşçıları düşürtelim. Taşçıyı bu arada 10 kişi yapmıştım. Tam da yani 10 kişi olmuşlardı. Bizim tabi buradaki sayıların çoğunu hatırlamıyorum. Şöyle inşaatçıyı geri yükseltelim. Oduncumuz 8 olsun yine. Gerçi ormancıyı düşürtelim şimdilik. Otacıyı da 2 kişiye düşürtelim. Gerçi otacıya ihtiyacımız olabilir hastane için. Şeyimiz bitmiş. Oduncu. Ha, bunu da yapalım. Abi çok kötü oldu bu. Tam yani seriyi bitirecektik bir de üstüne. Bakar mısınız yani neyle karşı karşıya kaldık. Demirci sayımız da düşmüş. Abi tüm her şeyi mahvetti. Çok güzel. Şuraya tekrar inşa oluyor değil mi? Aynen tekrar inşa. İyi en azından tekrar hızlı inşa ediyorlar arkadaşlar. Bu da bir şey yani. Öyle de bir durum var. Tabi şu anda taş yok. Taşı tüm harcadığımız için biraz daha inşa etmesi zor olacak herhalde. Ha, yine de çalışıyorlar. Güzel. Şöyle ben bunu geri toparlayayım arkadaşlar. Buraları bir tekrar inşa edelim. Öyle devam edelim. Arkadaşlar şöyle geldim. Bayağı bir yeniden inşa ettik. Bayağı bir zor oldu geri kurması. Bu arada yine eleman malzeme getirmedi. Gördüğünüz gibi bayağı bekledim. Yani 25 dakika falan bekledim. Yanlışım yoksa. Hem buraya inşa oldu hem de buraya işte malzeme yıktım. Eleman koyun veya yine inek tavuk getirir diye düşündüm. Eleman yine getirmedi. Şöyle geri yıkılan ağaçları tekrar diktim buraya. Böyle biraz daha güzel gözüküyor. O ağaçsız hali çok daha kötü gözüküyordu. O yüzden tekrar diktirdim. Şöyle arkadaşlar böyle güzel bir yerleşik kurduk. Bence gayet güzel oldu. Seriyi burada bitireceğim arkadaşlar. Şöyle bir iş güçlerini tekrar düzeltelim. Ha, burada 20 kişi çalışıyor. Gördüğünüz gibi taşta falan hep artıya geçtik. Yiyeceğimiz gayet güzel. İşte her şeyi şu an geri toparladım. Birkaç hastalık daha yaşadık ama hastaneyi tekrar kurduğumuz için o problemleri geri atlattık. Oyundaki arkadaşlar her şeyi yaptım şu anda. İşte
Taş evleri de yaptık. Gördüğünüz gibi taştan yollarımızı da çektik. Yani şu anda tek eksiğimiz şeydi, yün ve yünle yapacağımız yün ceket ve neydi şu abi? Kalın ceket, deri ve yünün birleşiminden yapılıyor. Bir tek yapamadığımız o oldu arkadaşlar. Bence seri gayet güzel oldu. Şöyle bir güzel bir başlangıç yaptık böyle bir seriye. Eğer siz de isterseniz modlu bir şekilde yeniden bir seri yapabiliriz. O bu arada yine bir salgın olmuş. Ama tabii hemen iyileşeceklerdir. Hastanemiz var. Aynen eleman direkt gitti gördüğünüz gibi hemen iyileşir o. Şu anda her şeyi geri toparladım. Geri nüfusumuz da arttı sanırım. Aynen abi. Nüfusumuz geri 146'ya yükselmiş. Gayet güzel yani. Şu anda geri toparladı. Şöyle bir yaz gelsin. En sonda bir yaz gelsin arkadaşlar. Şöyle yapalım. Eğer arkadaşlar bu videoya şöyle söyleyeyim. 20 beğeni gelirse modlu bir şekilde ben işte çekeceğim. Yani büyük ihtimal gelmeyeceği için başka oyunlar oynayalım diye düşünüyorum. Yani aklımda daha bir sürü oyun var. Ama olur da eğer beğeni gelirse bu videoya modlu bir şekilde Banished oynayacağım ve onu da ikinci sezon yapacağım arkadaşlar. Öyle söyleyelim. Bence çok güzel bir küçük bir seri oldu böylece. Abi bu yaz bir an önce gelseydi şöyle bir son bir haline bakar. Lavuk da geldi yine. Kesin istediğimizi yine getirme. Ha tavuk getirmiş. İki tane tavuk alalım. Diyeceğim tabii ticaret edebileceğim bir şey yok. Neyse artık bir önemi yok. Dediğim gibi arkadaşlar seri küçük bir seri yaptık. Bence gayet güzel oynadık. Eski hatıralarımızı pekiştirdik biraz da olsa. Oyun gayet güzeldi. Ben dediğim gibi bayağı hoşuma giden bir oyun. Keşke bunun bir yenisi falan çıkmış olsaydı. Yani şöyle yaz da geldi arkadaşlar. Şöyle yavaşlatalım. Tam kafa dağıtmalık bir oyun. Sessiz sakin. Müzikleri de güzel. Sizlere de tavsiye ederim. Arkadaşlar aynen dediğim gibi izlediğiniz için teşekkürler. Eğer beğeni gelirse modlu bir şekilde yeniden bir seri yapacağım. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Başka serilerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.